Evet, ilk seansta şimdi sevgili Neslihan Köroğlu'na dönüyoruz. Forex Haber editörü Neslihan, merhaba, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, günaydınlar Feryan. Evet, Forex olarak bir Moody's anketi yayınladınız Neslihan. Bunun detaylarını dinlemek isteriz senden. Evet, Moody's'in 4 Aralık Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu B2 görünümünü ise negatif olarak koruması bekleniyor. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete göre Moody's tarafından Cuma gecesi yapılması beklenen değerlendirmesi için katılım sağlayan 12 ekonomistin tamamı B2 kredi notunun korunacağı görüşünü savundu. 7 ekonomist negatif görünümün sürdürüleceği, 4 ekonomist görünümün durağına yükseltileceği, 1 ekonomist ise görünümün 2 kademe birden yükseltilerek pozitife çekileceği tahmininde bulundu. Moody's'in 2020 takviminde 4 Aralık Cuma gecesi bir değerlendirmesi var ama Moody's takviminde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Eğer açıklama gelirse gece yarısından sonra Türkiye saatiyle 12 ile 12.30 aralığında gelmesi bekleniyor açıklamanın. Moody's en son 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüş. Negatif görünümünü ise korumuştu. Ekonomik takvime bakacak olursak yurt içinde bu hafta enflasyon verisi, yurt dışında da Amerika'da açıklanacak istihdam verileri öne çıkıyor. Bugün İTO tarafından açıklanacak Kasım ayına ilişkin fiyat endeksleri enflasyon verisi öncesinde öncü gösterge olarak önemli takip edilecek. Perşembe günü piyasalar enflasyon verisine odaklanacak. Forex anketinde TÜFE'de Kasım ayına ilişkin aylık beklenti %1 oranında artış yönünde gerçekleşmişti. Yurt dışı taraftaki haftalık ekonomik verilere bakacak olursak bugün Fed Başkanı Powell'ın sunumunu izliyor olacağız. Sunumda Covid-19 teşvik paketiyle diğer ekonomik konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Bugün ayrıca uluslararası PMI verileri ve OECD ekonomik görünüm raporu da yakından takip edilecek. Ayrıca Amerika'da inşaat harcamaları, ISM imalat endeksi de gün içinde takip edeceğimiz diğer veriler arasında bulunuyor. Yarın FED'den 5 kitap raporu açıklanacak. Faiz toplantısı öncesi komiteye rehberlik etmeyi amaçlıyor bu rapor. Çarşamba günü ABD'den ADP özel sektör istihdam verisi gelecek ki bu veri de haftanın son günü açıklanacak ve önemli takip edilecek. Tarım dışı istihdam verileri öncesinde piyasalar tarafından oldukça önemli bulunuyor. Piyasalarda tarım dışı istihdamın bir önceki aya göre daha düşük 520 bin civarında geleceği yönünde bir beklenti var. İşsizlik oranı için tahminler ise %6.9'dan %6.8'e gerileme yaşanacağı yönünde. Forex anahtaracaklarımız şimdilik bu kadar Perihan. Size iyi yayınlar. Neslihan, çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar diliyorum.